Ya Saadet Partisi Genel Başkanı'nın açıklamalarını ekranınıza taşıdık. O Türkiye'de 3 aylık olağanüstü hal ilan edildi. Dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ve Bakanlar Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye geçti. Beştepe'de bir açıklama yaptı ve Türkiye'de 3 aylığına olağanüstü hal ilan edildi. Peki bu olağanüstü hal ne demek? Neler olacak? Neler yapılabilir? En önemli özelliği şu. Bakanlar Kurulu kanun hükmünde kararname çıkarıp Cumhurbaşkanı'nın onayına sunabilir meclise götürmeden. En önemli madde bu. Bunlar ne içerir? Birçok madde var. Anayasanın içerisinde bu olağanüstü hal ilan edilmesine yönelik birçok bilgi var. Ama aslında halkı ilgilendiren, halkın anlayacağı dilden olağanüstü hal neler getirir, neler götürür bunları konuşacağız. Birazdan Avukat Bülent Kaya telefon attığımızda olacak ve bize olağanüstü halin ne demek olduğunu, aslında Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesinin ne getirip ne götüreceğini bizlere söyleyecek. Dolayısıyla biraz daha net anlamış olacağız olağanüstü halin bize katkılarını veya zararlarını diyelim. Zararı var mı onu da konuşacağız. Sıkı yönetimle olağanüstü hal arasındaki fark ne, bunları da konuşacağız. Evet, Avukat Bülent Kaya telefon attığımızda. Bülent Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, iyi sabahlar diliyorum. Sesimi alabiliyor musunuz? Ben duyamıyorum Bülent Bey'in sesini. Selim Bey, teşekkür ederim, iyi sabahlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Efendim, malum bir menfur darbe girişimi oldu. Hamdolsun ki bastırıldı. Sonrasında da olağanüstü hal ilan edildi. Öncelikle bu darbe girişimini bir yorumlamanızı isteyeceğim. Sonrasında olağanüstü hali konuşalım. Tabii özellikle 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece hakikaten hem millet olarak hem toplum olarak büyük bir travma yaşadık ve kimsenin aklına dahi getirmek istemediği olaylarla ülkemiz karşı karşıya kaldı. Özellikle böyle sorunlu bir coğrafyada, sorunlu bir dönemde böyle haince bir kalkışma millet olarak hepimizi çok derinden üzdü. Dolayısıyla toplum olarak hepimiz bunun şaşkınlığı içerisindeyiz. Ve bu travmanın hala belli bir müddet devam edeceğini düşünüyorum ki bu sebeple dedi ki herhalde hükümette dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında ve Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında olağanüstü hal dediğimiz istisnai bir duruma, yani ülke geçici bir döneme bir nevi hukukun kısmen askıya alınacağı, kısmen belli bazı temel hak ve hürriyetlerin sınırlanacağı bir döneme doğru gidiyor. Rabbim hayırlısını nasip etsin diyorum. Bülent Bey, hukukun askıya alınacağı, kısıtlanacağı dediğiniz zaman halk ister istemez tedirgin oluyor. Olağanüstü hal nedir? Halka ne getirecek bu olağanüstü hal? Nasıl bir kısıtlamayla karşılaşacağız? Şimdi tabii olağanüstü hal dediğiniz aslında adı üzerinde, yani fevkalade öngörülemeyen bir durum ortaya çıktığı zaman devletin bu ortaya çıkan olağanüstü hal durumuyla mücadele ederken bir kısım tedbirleri daha etkin bir şekilde bu suçu ortadan kaldırma amacıyla sınırlı olmak üzere başvurduğu hukuki bir durum. Yani hukuka askıya alınacak derken bu da hukuk sistemi içerisinde var olan bir şey, hukuki bir şey. Yani bu gayrimeşrudur, olmayacak bir şeydir manasında söylemek istemiyorum ama yani tabii ki olağanüstü hal dönemlerinde bir kısım temel hak ve hürriyetlerin görmezden gelindiği bir sürece doğru gidiyor. Zaten toplumlar da olağanüstü hal dönemlerinde temel hak ve hürriyetlerinin sınırlandırılmasını, yani en basitinden havaalanlarına veya alışveriş merkezlerine insanlar rahatça girip çıkabiliyorken, herhangi bir güvenlik önlemi yokken, bu tür olaylardan dolayı bir kısım daha sıkı üst aramalarına, daha sıkı tedbirlere insanlar sırf bu arizi durum ortadan kalksın diye katlanıyorlar. Dolayısıyla temennimiz odur ki bu olağanüstü hal durumunun sadece çıkarıldığı konuyla alakalı ve sınırlı bir şekilde bu yetkilerin kullanılması, insanların hayatını uzun süreli etkileyecek temel düzenlemelerin bu olağanüstü hal vesilesi fırsatı değerlendirilerek bu konulara çok fazla başvurulmaması, parlamentonun işletilmesini murad ediyoruz. Yani hükümet yetkililerinin, Sayın Cumhurbaşkanı dün açıkladığı şeyler sanki bu anlamda bizim de endişelerimizi paylaşır gibi bir beyanatları olmuş oldu. Bu bizi memnun etti, ancak uygulamada bunların takipçisi olmamız lazım toplum olarak. Dolayısıyla başımıza gelen bu felaketi ortadan kaldırmaya matuf sadece onunla sınırlı düzenlemeleri içermesi toplumsal barışın, toplumsal huzurun sağlanması açısından da ve kamu vicdanının yaralanmaması açısından da önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü olağanüstü hal döneminde
parlamento kısmen çalışmamış olacak. Niye çalışmamış olacak? Gerek anayasamızda gerekse olağanüstü hal kanununda yapılan düzenleme gereği bu dönemde hükümetler bakanlar kurulunca kanun hükmünde kararnamelerle, yani daha önce kanunla yapılması gereken işleri artık bakanlar kurulu kararıyla, idari bir tasarrufla, kanun hükmünde kararnamelerle bu işlemleri yürütmüş olacaklar. Bu işlemlerin hukuka uygun olup olmadığını denetlemek üzere vazife gören anayasa mahkemelerine bunların, yani bu çıkarılan olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerin anayasa aykırılığı iddiasıyla dava açılamayacağını da yine anayasa öngörüyor. Dolayısıyla bir de bu kanun hükmünde kararnamelerle ilgili alınan işlemlere karşı eğer açıkça hukuka aykırı olduğu görülürse normal işlemlerde yürütmenin durdurması talep edilebilecekken olağanüstü hal dönemlerinde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yürütmenin durdurulmasıyla mahkemelere başvurulamıyor. Bu anlamda istisnai bir yol, dolayısıyla hukuka uygunluğunun denetimine sınırlama getirilen bir durum olduğu için insanlarımızın mağdur olmaması, dediğim gibi sadece bu ortaya çıkan fecaat durumunun, bu ortaya çıkan kaos durumunun bir an önce temizlenmesine yönelik toplumsal bir fedakarlığı hükümetin dikkate alarak bu konuyla sınırlı düzenlemeler yapması ve bir an önce bu olağanüstü durumdan ülkeyi çıkarması gerekir diye düşünüyorum toplumsal huzur ve kamu vicdanı açısından. Peki Bülent Bey, sıkı yönetimle olağanüstü hal arasındaki fark nedir? Neden sıkı yönetim değil de olağanüstü hal? Şimdi olağanüstü hal biraz daha, yani sıkı yönetim özellikle dış saldırılara karşı ve çok yaygın şiddet eylemleri için getirilen ayrı bir düzenleme. Olağanüstü hal işte ekonomi çok aşırı derece bozulması benzeri sebeplerle getirilen daha dar bir sınırlama. Aslında yani işin gerçeğine baktığımız zaman burada sanki olağanüstü halden ziyade sıkı yönetim daha uygun düşüyor gibi gelir ama zannedersem şu an özellikle yani sıkı yönetim dönemlerinde çok daha aktif rol alması gereken güvenlik kuvvetlerinde bir problem olması ya da bir güvensizlik olmasından dolayı hükümet herhalde askeriye çok daha geniş yetkiler tanıyan sıkı yönetim ilan etmekten çok sivil iradenin hakimiyetinin olduğu olağanüstü hali tercih etmiş oldu. Çünkü öbür durumda bu yetkilerin, yani sivil iradenin kullanması gereken birçok yetkinin askeri yetkililerle tarafından kullanılması söz konusu olabilecekti sıkı yönetim durumunda. Herhalde bu riski göze almak istemedi. Peki bir izleyicimiz sormuş, diyelim ki polis baskın yaptı, gözaltına aldı. Ben suçsuzum diyemeyecek miyiz? Alma yetkisi elbette, var mı? Elbette, yani biz yani niyetle Türkiye bir hukuk devleti, yargısı var, diğer gerekli organları var. Yani elbette yani olağanüstü hal demek bir insan sen suçlusun, seni cezalandırdım yetkilerini hükümete tanıyan bir şey değil. Sadece mesela diyelim ki personellerle alakalı, devlet memurlarıyla alakalı bazı düzenlemeler yapabilecektir. İşte toplantı ve gösteri yürüyüşlerini daha, yani kanunun sınırladığı sınırlardan daha fazla sert bir şekilde engelleyebilecektir. Ne bileyim, medya ile ilgili bir kısım yasaklar getirebilecektir. Yani normal dönemlerde veya gözaltılar, işte ev aramalar, üst aramalarla ilgili mahkeme izinleri olmasına gerek kalmaksızın bunları yapabilecektir. Yani biraz daha böyle prosedür gerektiren işlemlerin gecikmesinde sakınca görünen bir hal, arzi bir durum olarak görünüp, yani o mekanizma işletilmeden direkt idari tasarruflarla yapılmasını öngörüyor o önüsel. Yoksa yani bir kişinin suçlu olup olmadığına elbette yine mahkemeler karar verecek. Bir kişinin cezalandırılmasına tabii ki mahkum. Bizim bahsettiğimiz daha ziyade güvenlik tedbirleriyle alakalı işlemler. Yani bir eskiden örneğin diyelim ki bir kişinin üstü ve evin arınabilmesi için bir mahkeme kararı gerekiyorken şimdi bir idari tasarrufla bunlar yapılabilecek durumda. Tabii yine bunların bir kısmı yargı denetimine yine tabii ki açık olacak ama dediğim gibi sadece usulü açıdan alınması gereken tedbirler ilgili. Yoksa yani olağanüstü hal var diye hükümetin her yaptığı kanun olacak, her yaptığı mahkemeleri yerine geçecek diye bir şey yok. Mahkemeler yine işinin başında, yine görevinin başında kişilerin suçlu olup olmadığına yine mahkemeler karar verecek. Burada sadece dediğim gibi alınması gereken seri tedbirlerle alakalı gecikme olmasın diye süreci hızlandıracak biraz daha.
süreç hızlanacak biraz daha, öyle mi? Kararlarla efendim? Alakalı. Kararlarla alakalı süreç biraz daha hızlanmış olacak. Yani yürütülen işlemlerle alakalı işlemlerin daha hızlı yürümesini sağlamak için. Yoksa dedim ki insanları cezalandırıcı bir yetkisi olmamış olacak hükümetin. İşte dedim medya ile ilgili bir kısım kısıtlamalar gelebilir. Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bir kısım kısıtlamalar gelebilir. Bazı işte mesela suça bulaştığı düşünülen kişi veya kurumlardaki arama, el koymalarla ilgili biraz daha seri önlemler alınabilir ve bu yapılan işlemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla mahkemelerde bir sürü incelemede kalmasın diye başvurulan bir yol. Bu dediğim gibi arzi bir durum olduğu, insanların temel hak ve hürriyetlerinin olağanüstü hal dönemlerinde kısıtlanabileceği genel bir kabul olarak kabul edildiği için bu istisnai durumdan çıkmamız lazım adı üstünde, yani olağanüstü hal. Dolayısıyla ülkenin bir an önce normalleşebilmesi için bu tedbirlerin de işte suçla mücadeleyle sınırlı olmak şartıyla, yani olağanüstü hal var diye her konuda kanun hükmünde kararname çıkarmaktan çok, yani bu olağanüstü hale sebep olan olaylar bellidir. Sadece bunlarla sınırlı ve bir an önce etkin tedbirler alıp bu durumdan çıkmak lazım. Yoksa yani aylarca, yıllarca süren bir olağanüstü hal, çünkü biz bunu Doğu Güneydoğu'muzda 87'li yıllardan ta 2002 yıllara kadar yaşamış bir ülkeyiz ve bunların sancılarını yaşamış bir ülkeyiz. Dolayısıyla bu iktidar da 87 yılından 2002 yılına kadar devam eden olağanüstü hali bitirmekle övünen bir siyasi iktidar olduğuna göre bu arzi durumu bir an önce ortadan kaldırıp övündüğü icraatını tekrar başa dönmemeli. Hatta Doğu Güneydoğu'da sınırlı bir olağanüstü hal varken şu an tüm ülke genelinde bir olağanüstü hal var. Dolayısıyla insanlar ileride birkaç ay sonra tesis edilecek huzuru için konforundan kısmen feragatlık edeceği bir dönem yaşıyorsa bu dönemin çok kısa sürmesi gerektiği kanaatinin. Yoksa parlamentoyu devre dışı bırakmak, mahkemeleri devre dışı bırakmak şeklindeki idari tasarruflar kamu vicdanını yaralar ve insanlardaki adalet duygusunu incitir kanaatindeyim. Her ne kadar idarecinin elinde bu konuda bir yetki olsa dahi mümkün olduğu kadar bu istisnai kurala asgari düzeyde başvurması hem toplumsal huzur açısından önemli, hem de dediğim gibi bir adalet ve hukuk devleti olması gereken devletin başvurması gereken bir yol diye düşünüyorum. Murat Bey, son soru olarak dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada valilerin yetkililerinin artırılacağını söyledi ve askerin, polisin valinin emrinde olacağını söyledi. Valiye nasıl bir yetki aktarımı olacak? Yetkileri nasıl artacak valinin? İşte az evvel bahsettiğim gibi yani idari işlemlerle ilgili mesela medyaya bir kısım yasaklar getirilmesi, sokağa çıkma yasağının bölgesel olarak ilan edilmesi, toplantı gösteri işlemi yapılması veya bazı suça bulaştığı kişilerin ev ve iş yerlerine aranması gibi noktalarda normalde valilerin daha önce yetki kullanması söz konusu değilken bu yetkiler valiler eliyle, daha doğrusu yani idari bir tasarrufla bu yetkiler kullanılmış olacak. Aynen. Yani valiler daha etkin, kısmen bazen hakimin izniyle yapılması gereken işlemleri artık valiler yapacak, kısmen kanunla yapılması gereken işleri artık hükümetin talimatıyla valiler yapacak ve tabii dediğim gibi yani kanunla yapılması gereken bir kısım işleri kanun hükmünde kararnameyle hükümet yapacağı için valiler de bunu illerde kendi bölgelerinde uygulayan kişiler olacak. Bu anlamda valilere daha geniş tasarruf yetkileri tanınmış olacak. Bu yetkileri illerde valiler birden fazla ili kapsıyorsa bölge valileri, belki onunla ilgili de atamaları yapacaktır hükümet. Bu şekilde bir düzenleme yapılmış olacak. Bülent Bey, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Umuyoruz sizin dediğiniz gibi kısa bir süre içerisinde biter bu olağanüstü hal durumu. İnşallah tekrar toplumun huzurlu ve barış dolu günlere kavuşabilmesi için hükümetin yapması gereken şey bu olağanüstü hali bir an önce başarılı bir şekilde sonuçlandırıp tekrar insanların normal hukuk düzenine döndürmesi gerektiğini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Avukat Bülent Kaya efendim olağanüstü hali değerler.